İbrahim Kahveci 29 Ocak 2024 Karar Türkiye neden Avrupa'dan bile pahalı Sosyal medyada Mert Yılmaz'ın paylaşımına baktım. Şunu söylüyor. Çevremdeki insanların büyük bir bölümü yeme içme maliyetlerinin yüksekliğini konuşuyor. Ödenen hesaplar sadece enflasyonla açıklanamaz. Kimse beni bir kaşarlı tost için istenen ortalama 75 TL'nin maliyet ve üzerine eklenmiş makul bir karla ortaya çıktığına inandıramaz ve bu soruna bazı cevapları vereyim. Sadi Uzunoğlu İnan aynı masanın fiyatı Almanya'da da aynı. Ancak fark şu, bizde gelir ortalama 10 bin, onlarda 50 bin dolar. Gökhan Işıkman, Bursa'da yerel bir köftecide bir porsiyon köfteye 575 TL istediler. Piyaza 250 TL. Toplasanız 180-200 gram köfte var. Sadece köftenin malzeme maliyeti 70 TL. Nedir bu böyle deyince de İşletme maliyetlerimiz arttı diyor. Bunun ekonomiyle bir açıklaması olamaz. Yalçın Koçmaz Mudanya kafede bir ufak bardak çayı 40 liraya içtik. Bebek cadde bostan veya bodrum değil, bildiğin sıradan bir Anadolu kafesi. Tufan Cömert Lütfen bu yazacaklarımı ukalalık olarak görmeyin ama Londra'da aynı ayarda bir yemek yemek şu an İstanbul'la neredeyse başa baş ve Londra dünyanın en pahalı ilk 10 şehri arasında. Alp Önal İspanya için de aynısını söyleyebilirim. Eskiden ÖTV'den dolayı pahalıyız derdik, şimdi gıdadan tekstile, birebir aynı marka ithal ürünlerde bile Euro cinsinden pahalıyız. Ve son paylaşımı Ebru Usta'dan verelim. Bu fotoğrafı iki gün önce çekmiştim. 1 kilogramlık portakal paketleri 1 pound, 38 TL. 2 tane ananas 1 pound. Mana fiyatları böyle ama market fiyatları da aşağı yukarı böyle. Bu ürünlerin hepsi ithal üstelik burada yetişmiyor. Türkiye'de yetişen portakalın kilosu bahçede 3 TL iken markette 45 TL olmuş. Üreticiden markete giderken taşıma ya da aracıların maliyeti bu kadar fark ettiriyor mu? Burada taşıma maliyeti yok mu? Var. Hatta başka ülkeden taşınıyor. İngiltere'den market fiyatlarına bakıyoruz. Soğan 49 peni, 18.6 TL. Patates 59 peni, 22.7 TL portakal 1 ila 1.2 pound 38.46 TL. Burada özellikle narenciyeye dikkat çekmek gerekiyor. Türkiye bu yıl narenciyede adeta rekor üretim yaptı. Limon, portakal, greyfurt, mandalina adeta dalında kaldı. TÜİK Aralık ayında tarla fiyatı olarak portakal için 5.82 TL, mandalina için 4.66 TL, limon için 5.24 TL ve greyfurt için de 5.72 TL diye fiyat açıklamış. Lakin televizyon ekranlarında tarlasını bedavaya vermeye hazır çok sayıda çiftçi görüyoruz. Portakalından mandalinasına, limonundan greyfurtuna ürünlerin yerlerde çürüdüğüne şahit oluyoruz. Şimdi sorumuz şu: Aynı portakal, Türkiye'de tarlada 3-5 lira ederken İstanbul ve Lonca'da nasıl aynı fiyata satılabiliyor? Keza yemek fiyatlarını da benzer şekilde kıyaslayabiliriz. İngiltere'de 1200 sterlin 45 bin TL civarı olan asgari ücret bizde daha yeni 17 bin lira oldu. Hatta Lonca'da 2000-3000 sterlin olan kira fiyatlarına rağmen bizde neden pahalılık daha yüksek? Nasıl oluyor da Türkiye'de sudan ucuz olan tarladaki portakalı İngilizlerle aynı fiyata yemek durumunda kalıyoruz? Bakınız Türkiye'de çok sayıda iktisatçı ekonomideki başlıca sorunun üretim olduğunu dile getirir. Oysa bakın sadece portakal örneği karşımızda duruyor. Üretim derseniz deli gibi ve haddinden fazla ama ucuzluk yine yok. Kısaca diyeceğim o ki Türkiye'de ana sorun üretim değildir. Benzer çarpıklık özel okullar örneğinde de saklı. Efendim özel okul fiyatları uçmuş ve fiyatlar enflasyondan kat be kat fazla artmış. Oysa özel okul piyasası serbest ve her isteyen girişimci bu piyasaya girerek pastadan pay alabilir. Okul fiyatlarındaki fahiş artış yüksek kar getiriyorsa hiç şüpheniz olmasın ki derhal bu piyasaya herkes hücum edecektir. Ama ben söyleyeyim, böyle bir şey de olmayacak. Çünkü birçok özel okulun son yıllarda battığına da bizler şahit olduk. O zaman sorun nerede? Önce şu noktayı ifade edelim. Türkiye'de fiyatlar düzeyini çok konuşuyoruz ve bunun üzerinden tartışmalar yapılıyor. Oysa enflasyon oranı kadar işin bir başka boyutu da oynaklık oranıdır. Mesela 2021 yılında %15 seviyelerinde gezinen enflasyon oranımız aniden ve birden ve de tek bir kişinin inancı dolayısıyla irade beyanıyla enflasyon bir yıl içinde %85'e kadar çıkmıştır. %75 olan enflasyon %85'e çıkmamıştır. %15 olan enflasyon %85'e çıkmıştır. Bu büyük bir şoktur ve öngörülmesi imkansız bir durumdur. Ya da son seçimleri hatırlayın. Mayıs ayında %40'larda gezinen enflasyonumuz şu anda %65'lere gelmiş ve yakında %80'lere doğru yol alacaktır. Bu kadar oynaklık hangi ekonomide fiyatlandırma davranışını normalleştirir? Fiyat bozukluğundaki bir diğer nedense gelir dağılımı bozukluğudur şımarık zenginlik ve rantçılık da diyebiliriz. Bakınız Merkez Bankası faiz oranlarını %8,5'dan %45'e çıkarttı. Kredi faiz oranlarının da epeyce yükseldiğini görüyoruz. Lakin yurt içinde kısılan talep olumsuz etkilerini gösterirken ithal ürünlerde talep kesilmesi hala yok. Tüketim malı ithalatı son gaz devam ediyor. Şımarık zenginlik ve veya gelir dağılımı bozukluğu da fiyat oluşumlarının dengesini bozuyor. Bir sokakta 1-2 liraya ucuz ekmek almak için kuyrukta bekleyenlerle diğer sokakta lüks araç alımı için sırada bekleyenler aynı ülkede yaşıyorsa o ülkede fiyatların da dengesi olamaz ve sonuç ülkemizde ticari ahlak dahil adeta yerlerde sürünen bir toplumsal yapımız oluştu. Bunun sonucu olarak her fırsatı kendi açısından değerlendiren bir pazar yapımız da ortaya çıktı. Kısaca tezgahlardaki dengesiz fiyatlar aslında bizlerin bozulan ahlak göstergemizi de yansıtıyor. Ve unutmayalım, balık baştan kokar. İbrahim Kahveci